Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bitpazarı'ndan daha önce almış olduğum şu matkap görüyorsunuz. DBK marka bir matkap var elimde. Şu özelliklerini de göstereyim. 2013 üretimi bir matkap var. Çalışıyor bunun motoru, denemiştim ama ben bunu 20 TL'ye almıştım Bitpazarı'ndan. Yalnız şöyle bir sıkıntısı var. Yanında iki tane batarya olmama rağmen, yani iki tane batarya geldi yanında. Şarj saatiyle beraber bataryanın ölü olduğunu fark ettim. Şöyle altında göstereyim. Böyle bir bataryalar var elinde ama hepsi ölü. Yani şu gördüğüm batarya 30 saniye çalıştırmıyor matkap. 2 tane olsa bile, bakın ikincisi burada. Fayda etmediği için, şöyle fayda etmediği için kendime batarya yapmak zorunda kaldım. Bunun için de şöyle size göstermek istiyorum. 18.650 laptop pillerimiz var bildiğiniz üzere. Yani şu arkadaşlar. Bir dakika. 18.650 Samsung markaymış bu. Şimdi öncelikle 18 volt olduğu için 3.7 volt bu pillerin minimum voltajı, yani ortalama voltajı. Bu yüzden tek tek ölçeceğiz. Şimdi bakalım buna. 3.55 güzel. Şöyle gözüküyordur voltaj. 3.35 sağlam. 3.6. Bu arada ben bunları şeyden aldım. Bitpazarı'nda yine bir laptop batarya satılıyordu. Oradan aldım. İçinden 8 tane falan çıktı toplamda. Bana 5 tanesi yeterli. 18 volta ulaşmak için. Böyle elimizde 5 tane pilimiz var. Olmazsa olmaz bant. Ve böyle sağlam bir bantımız var. Öncelikle yapmamız gereken ilk şey, bataryamızı sökmemiz gerekiyor. Şöyle. Şurada civatası var. Sökerken bu arada dikkat edin, civataları kaybetmeyin çünkü bunun civataları kolay bulunmuyor. Bakın iki tane tutuyorum zaten. Ben bunu daha önce sökmüştüm. Hadi bakalım. Oğlum bu ne lan? Kamerada gözüküyordur inşallah. Bir dakika şunu bir çekeyim. Aa. İçine kağıt mı doldurmuşlar ne buldularsa. Bak bak burada da pil var. Doldurmuşlar. Aa, bak. Şöyle gözüküyordur belki. Bir dakika. Netlemiyor ki kamera. Şöyle netlese. Bakın şurada yataklar var. Bunlar buralara bağlı. Yani bu pilleri söktüğümüz anda bunlar da elimize gelecek. Öncelikle şu fazla pillerimizi atalım bir. Bunlar bu arada çöp kurularına falan atmıyoruz. Geri dönüşüm noktalarına götürmemiz lazım. Çünkü bu piller geri dönüştürebilir enerjiye sahip olduğu için geleceğimizi koruma altına almış oluruz. Şimdi şunları da plastikleri ortadan kaldıralım. Dursun şimdi şurada. Şimdi buna güzel bir işlem yapıp almamız lazım. Bu arada 1.208 800 mAh miliamper yani batarya. Zaten üstünde geri dönüştürülebilir bir simgesi var. Şöyle. Şimdi biz bunları ne yapsak ki ya? Hacım, ben hiç böyle düşünmemiştim bu pillerden. Böyle birleştireceklerini düşünmemiştim, daha doğrusu düzeltiyorum. Şunu çıkart. Şöyle yapacağız mecburen. Bir parçasını keseceğiz. Bakın. Şuradaki görüyorsunuz. Diş tırtıkları var. Şu diş tırtını alıp kaldırıyorsunuz. Şöyle kaldırdıktan sonra çekin. Bu parça çıktı. Ondan sonra bu parçayı gelip kesmemiz gerekecek muhtemelen. Yedi bir dakika. Şu arkadaş. Bize yardımcı olabilir bu konuda. Evet oldu. Tam düşündüğüm gibi oldu. Şimdi şunu da düzeltelim. Yamdık çünkü bunu da. Yamulttuk yani, yamdık derken. Şimdi şu pilleri bir kaldıralım ortadan. Bu parça da zaten orijinalde gelen bir parça. O önemli değil, neyse. Evet hemen şimdi başlayalım. Şu parçamızı alalım. Yerine takalım. Bu takılıyor hemen. Tamam, basitmiş. Bu da aynı. Şimdi bunlardan biri artı diğer eksi kutbu olduğu için şöyle yapmamız gerekecek. Şuradan bir parça keselim.
Artık bu olsun. Zaten batarya da fark etmez çünkü şurada gördüğünüz üzere şey var. Döndürme tuşları var. Böyle de şöyle diye. Boşalıyor falan. Şimdi şöyle bir saniye. Şimdi şöyle düzleştirdikten sonra şey var bakın. Şurada gözüküyorsa. Şöyle bir saniye. Bakın şurada delikler var küçük. Tamam, şuralarda delikler var. Oralardaki deliklerden şu kabımızı geçireceğiz. Lehim atmak en sağlıklısı ama şu an lehim makinemi burada kullanamıyorum. Neden derseniz. Fiş yok. Hakikaten kendi kullandığım fiş bulamadım şu an. Yani bütün evi aradım. Fişi benden habersiz verdiler mi birisi bilmiyorum. Gitti. Fiş yok. Bundan dolayı lehim yapamıyorum şu an. Böyle bağlama yapacağım ama daha sonra lehim bileceğiz tabii ki. Lehim her zaman lazım. Lehim makinesi önemli bir makinemizdir. Bizim özellikle deney yapan arkadaşlar çok bil kullandığım bir makinedir. Ben de kullanıyorum çünkü. Deney yapan ve bence her evde bulması gereken bir makine bu arada, onu da söylemek istiyorum. Çünkü çok kullanışlı bir makine ya. Birçok işinize yardımcı olabilir, hayatınızı kolaylaştıracak bir makine. Tabi onda cinsi var. Sıcak hava makinesi falan var. Onu daha çok telefoncular kullanır falan. Neyse, mevzumuz bu değil. Evet, şimdi başlayalım. Şimdi bura kaç tane batarya var ona bakalım ilk. Şöyle üçlü. Üçlü rahat bir şekilde alıyor. Hiç sıkıştırmadan. Buraya üç tane koysak. Üstünü de şöyle ikili yapsak. Sistemimiz şu olacak o zaman. Şöyle. Üstte iki, altta üç taneli. Bakın burada kutup olduğu için bunu daha iyi kullanmamız gerekecek. Şöyle bakın. Şöyle netlerse. Bakın. Artı kutbu eksi kutbuna gelecek. Yani burası artı, burası eksi ya. Burası burasıyla bağlanacak. Ondan sonra diğer. Yani şu gelen üçüncü pilde. Şöyle olacak. Şimdi anlatacağım zaten, hemen başlayalım. Bandımızı alıyoruz. Aldıktan sonra böyle alıp pilleri tek tek yapıştırmanızı tavsiye ederim çünkü hepsini aynı anda yaptığınızda eşitsizlik olabilir. Hem tekli tekli birleştirdiğinizde daha sağlam olacak garanti. Şöyle bu birinci parçamız. Dediğim gibi. Netleme atmıyor kamera şu an, aynı. Şimdi şuraya bir parça atacağız. Bu da böyle şöyle duracak. Ya artı eksiye gelecek şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Onu söyleyeyim de şimdi. Şimdi kameradan anlamayan arkadaşlar için. Bu bataryalar 18 volt olduğu için, yani matkapın bataryası 18 volt olduğu için 3.7'lerden 5 tane kullandığınızda 18,5 volt geliyor toplamda. O yarım volt çok önemli bir şey değil zaten. Normalde bunlarda tam 18 volt değil. Daha fazla oluyor genellikle. Öncelikle bataryamızı alıp sağlam bir şekilde yapıştıracağız. Şöyle. Yapıştırdıktan sonra elimize alacağız parçalarımızı. Şöyle keselim. Şöyle bakın. Bakır kablomuzu aldık. Büküyoruz şöyle. Büküyoruz. Şöyle şöyle büke büke. Şöyle bir daha katlayıp bir daha büküyoruz. Bu iki pil arasında bağlayıcı olacak için, bağlayıcı olacağı için, pardon yanlış cümle kullandım. Buna önem vermemiz gerekiyor. Yani şu iki pil arasında bu bağlantı kuracak sonuçta. O yüzden çok önemli bir parça. Alacağız. Şimdi bunlar lazım olacak. Ama önce normal alıyoruz şu parçamızı.
Şunu şöyle, bunu böyle koyuyoruz. Üstünü kapatalım. Bu pili en son kapatacağımız için, onu göstermek için yaptım. Şimdi elektrik bandı kullanabilirsin bu arada. Elektrik bandı daha sağlam olur. Yalnız ben şu an elektrik bandı bulamadım maalesef. Garibanın yüzü gülmez. O yüzden bildiğimiz poli bandıyla devam kes. Ve şu an video kaç, saat kaçta çektiğini söylemesem daha yıldır herhalde. 2 falan saat. O yüzden biraz sessiz konuşmak zorundayım. Kusura bakmayın o yüzden. Şimdi şurayı ölçelim bir. Kaç volt çıkıyor buradan? Voltmetremizi alalım hemen. Şöyle. Volt 6.42 aldıktan sonra bunun gibi bir sürü parça yapacağız. Sizi oradan beklemeyin, hemen geliyoruz. Arkadaşlar tekrardan öncelikle yapmamız gerekenler tekrar baştan anlatmamak gerekiyorsa, zaten burayı bantlamıştık şöyle gördüğünüz gibi. İki parça birleştirdik, şimdi bu parçayı birleştirmemiz gerekiyor. Bu yüzden parçamızı alıyoruz. Biraz video hızlı giriş yaptım bu arada. Kusura bakmayın o yüzden. Şöyle alalım. Parçalar ne kadar sağlam olursa bizim için o kadar iyi. Şu parçayı şöyle koyalım. Şu bir yapışsın. Önemli olan o kısım. Bakın şuradan şöyle koyuyoruz. Yanından bant atamadık. Bakın koparttı direkt, görüyorsunuz. O yüzden çok bastıramıyorsunuz. Bak hiç. Hiç bastırtmıyor şu an. Kopuyor direkt. Bu bantı bu yüzden getirmiştim yanında. Şöyle attığınızda diğer bantlara göre daha sağlam tutuyor gördüğünüz gibi. Bak kopmadı. Şimdi bir ölçelim kaç volt olmuş bu makinemiz. Bu kadar uğraştık yani. Kaç volta tekabül edecek? Çalışıyor mu sağlam şekilde? 9 volt. Güzel. Güzel bir voltaj. Şimdi diğer şunlar şöyle olacaktı. Bir arkadaşımız böyle, diğer de şöyle olacağını düşünürsek bu iki pili birleştirmişsin. Şöyle. Bakın şöyle yapacağız. Şu parçayı düzlüyoruz elimizi kesmesin diye. Dikkatli olmamız gerekiyor çünkü bu parçalar cidden çok keskin parçalar. Jilet gibi yani. Bunlar bir girdim eline, Allah korusun çok kötü sonuçlanıyor. Kendimden tecrübeliyim ben. Tecrübem var yani. Şöyle. Bakın şunu şöyle yapıştıracağız. Bu kadar basit aslında. Bakın tekrardan bantlıyoruz. Neden? Bu piller tehlikeli piller. Tekrar söylüyorum. Bu piller çok tehlikeli piller. Neden? Bu pillerde şöyle bir durum var. Çok uzun zaman dayansalar bile, şarj durumundan çok iyi koruyabilseler bile, çok başarılı olsalar bile şöyle bir sıkıntılar var. Isındıklarında veya fazla voltaj geldiğinde patlıyorlar. Bunun şakası yok. Ben daha önce patlamasına şahit oldum. Hakikaten bomba gibi yani. Tehlikeli piller olduğunu tekrardan söylüyorum. Lütfen dikkat edin. Önemli uyarı. 18.650 pilleri araştırabilirsiniz internetten de. Çok tehlikeli pillerdir arkadaşlar. Yani cidden tehlikeli piller. Ne olacak bunun patlamasından ya falan demeyin. Ben dedim başıma gelenden, tecrübeli olduğum için böyle konuşabiliyorum şu an. Yani tecrübem var patlamasına dair. Maazallah yani yangın çıkartması geçtim, size çok fena zarar verir. Bu pillerin şöyle bir özelliği var. Yandıkta yani patlama yaptıktan sonra içinde alüminyum folyo benzeri kağıtlar var. O kağıtlar yanabiliyor yani tutuşmaya başlıyor. Şimdi bir kablo daha alıyoruz böyle. Büktük yine. Bu bizim diğer kutup kablomuz olacağı için bunu sağlam bağlıyoruz. Şöyle yapıyoruz yani. Düğüm gibi attığında daha iyi olur. Şimdi ilkini buradan alırsak diğeri buradan gelecektir. Haliyle. Artı eksi kutbu mantığında. Bantlayalım bunu da. Bunu bantlayınca
Şöyle yapalım be. Bu şu bantladıktan sonra bir ölçelim kaç volt oldu burası da yani toplamda. Totallerimizde kaç volt oldu? Ah pardon. 6.61 de burada var. 9 da burada var. Toplamınızda 15 volttan fazla yapıyor. Şarj durumu, bunlar şu an şarj durumu çok iyi olmamasına rağmen böyle bir voltaj elde ettik. Yani güzel voltajı. Yani bizi her türlü idare edecek türden. Şöyle koyacağız şimdi bunu. Şöyle. Bu iki parça arasında bant atacağız. Şöyle. Şöyle. Tutuyoruz bantımızı. Üstündeyken salladık aşağı doğru. Bu arada bunu kutuya koymayı unutmayın bu pilleri yani şu bu böyle de takılır takarız hiç sıkıntı değil. Çok zor bir şey değil yani. 2 dakikalık bir işlem ama kutuda olması şu açıdan önemli. Eğer bir tehlike anında patlarsa kendi kutusu içinde patlasın ki zararı buraya olsun yani anladınız mı? Açık bir alanda patlandığında çok daha büyük tehlike arz eden piller. Şimdi daha demek ki dediğimse sağlam banttan alıyoruz. Bakın kopmuyor da rahat rahat. Çok zor kopuyor. Sağlam bant bunlar. O yüzden şöyle bir tur etrafında dolaştırsak zaten bu bunu sarar. Şimdi şu iki parça arasına atmamız gerekiyor parçamızı. Alıyoruz. Bu sergini şöyle yapalım. İki pilin birleştirmesi olacağı için. Şöyle. Şimdi şöyle parça elde ettik elimizde. Bu parçayı elde ettikten sonra şöyle bükeceğiz bir ucunu hafiften. Şöyle büktükten sonra bakın şöyle oluyor. Şurayı da bükeceğiz. Bükeceğiz yani tamam. Şöyle. Bakın bunu böyle bantlıyorsunuz. Sağlamlığını artırmak için bir tur daha bantlayalım. Şimdi bakalım totalde kaç volt elimize ulaşıyor şu an. Bir kutumuz burada. Bir kutumuz diğer tarafta ve 20 volt ayarlıyoruz. Bu arada voltmetre kullanırken şuna dikkat edin. Eğer mesela 20 volttan fazla bir şey ölçtüğünüzde 20 volt ayarlarsanız voltmetreniz zarar görür. Altı volt gelmesini anlamadım şu an aynen. Büyük ihtimalle şu an voltmetre pili bizim az olduğu için yanlış ölçtüğünü düşünüyorum ben çünkü. Arkadaşlar kablo soyulmadığı için maalesef yakmak zorundayız. Dumanı gözüküyor mu bilmiyorum kamerada ama. Siyah siyah duman atıyor. Bayağı sıcak duman attı. Kömür ettik kablosunda maalesef. Yapacak bir şey yok. Mecbur ettim bunları. Bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. 16 volt. Bir dakika kamera netlerse şuraya. Bakın. 16.51 yani çok güzel bir voltaj alıyoruz şu an. Bunu kaldıralım artık. Bu pil burada duracağı için zaten şu an bir şey yapacağımız bir şey yok üstünde. Daha demek yaptığımız şu parçaları sabitleyelim yerine. Şöyle durması lazım bizim için. Kullanabilmemiz için. Düzeltiyorum cümlemi pardon. Bu parça durmamakta ısrar etti. Ne yapacağız? Bakın bu parça durmamakta ısrar ettiği için biz de o ne kadar ısrar edeceğiz biz de o kadar inatçıyız. Az bir şey Japon yapıştırısı sıkıyoruz. Sıktıktan sonra şöyle bekleyelim. Evet arkadaşlar kurumasını bekliyoruz. Kurusun hemen geleceğim. Nereden geldim arkadaşlar? Parçamız yapıştı. Artık sadece bu parça ileri doğru göndermek kaldı buradan. Şuradan bakın şöyle deliği var, yuvası var. Yuvasına katıyoruz. Parmağımızı ittirdik. Bakın şu yandan izleyin. Bak, ittirdik çıktı.
Hadi hayırlı uğurlu olsun parçamız. Tamam. Bundan sonrasında şu parçamızı. Kutup çok fark etmez burada. Önemli değil. O kadar. Matkaplarda bu döndürme özelliği oradan geliyor zaten. Şöyle. Bunu da böyle etrafına sarıyoruz ki kısa devre yapmasın. Kısa devre yaparsa bu piller sonumuz olur yani. Şöyle. Evet, şunu da şöyle takıyoruz. Üstüne yuvasını oturtalım. Bitsin mevzumuz. Başaramadık abi bu sefer. Dur. Şöyle olacak. Bakacağım ya. Of. Bir uğraş çıkmasa bakın şu yuvası var. Bunu buraya tutturduk. Bunu buraya tutturduk. Şimdi yavaş bir şekilde evet. Şöyle oturduk yuvalarına. Civatalarımızı alıyoruz şuralardan. Atıyoruz hemen. Ve denemesine geçeceğiz. Yuvatalar burada. Çaprazdan atıyorum ben bilerek. Daha iyi oluyor çünkü. İki taraftan tutsun için tek taraftan tutacağını. Test videosuna gelelim. Bir saniye. Evet, neden çalışmadığını anlatacağım şimdi. Bakın şurada görüyorsunuz ya. Daha demin buradaki metaller vardı, içeri kaymışlar. Yani onları söküp arkadaşlar sonunda sorunu çözdüm. Bakın şu gördüğünüz kısım var ya. Yukarıdan baskı uygulandığında aşağı giden bir kısım olduğu için kayıp duruyordu. Ben altına bir parçayla sabitledim. Şimdi şu alttaki son cıvatasını sıkıyorum. Ve şu tarafı da sıkalım. Şimdi ölçümüzü yapalım. Voltmetre kaç volt geliyor? Bir arıza var tekrar. Tamir etmek zorundayız. Şuradan bakın şöyle. Arkadaşlar geldim. Böyle ve daha güzel videoların devamı için kanala abone olabilirsiniz. Şu an makinemizi kullandım ben. Yalnız onu video çekmeyi unuttum. Şimdi şu an bataryamı bitirmiş durumdayım. Kullandığımda. Bakın şu an ölçüm yapamıyorum maalesef. İçinde volt az kaldı. Ben bu makineyi biraz kullandım. Yalnız kullandığım kısımlar video çekmeyi unuttuğum için maalesef elimden gitti. Böyle ve daha güzel videoların devamı için kanala abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. İstek ve önerilerinizi yorum atabilirsiniz. Hoşça kalın.